Şimdi arkadaşlar, bir dönem ben bunlar için üzüldüm. Dedim ki memleketimiz çok zor durumda. Biz de bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bunlar da çok çaresiz durumda. Bunlara yol gösterelim ama gördüm ki bunlar böyle insanlar değil. Bunlarla en ufak değerimiz bir arada buluşmuyor. Benim hakkımda tek yapmışlar, Twitter'a koymuşlar. PKK'lı Aykut. Yanına böyle ağzından kan akan resimler, elinde baltalar. Ben güya PKK'lıymışım ve CHP'nin PKK'lı vekiliymişim. Ya dedim bu kadar vicdansız olunmaz. Olur. AKP'li olur. Bana yapamaz. Ben hepsi değil. Bana yapamaz. Kral diyelim bunlara. Evet, bakın. Evet. Bunlar paralı asker. Şunu söyleyeyim. Bana bunu yapamaz. Ben Kürt'ü, Türk'ü kardeşim gibi severim. Kimseyi ayırmam. Ama ben böyle asker vuracak, polis vuracak, Kürt'ü vuracak böyle örgütlere benim adımı yan yana almak için şerefsiz olmak lazım, namussuz olmak lazım, haysiyetsiz olmak lazım. Ben onlara... O ki bana bunu yakıştıran kim? Bana bunu yakıştıran kendi siyasi çıkarları uğruna gitti o Anadolu çocuklarını şehit etti. Ondan sonra o şehidin babasına karaktersiz baba dedi. Karaktersiz babayı da ben tanımadım. Karaktersiz baba şehit babası değildir. O acılı babadır. Karaktersiz baba evdeki rüşvet parasını oğluna sıfırlatan adamdır. Bana bunu kimse yapamaz. Ama biz PKK teröründen kaçacağız diye diktatörün kucağına gitmeyiz. Biz PKK'ya da, AKP'ye de, IŞİD'e de hepsine karşıyız. Bu memleketi hiçbirine bırakmayacağız. Biz PKK'ya karşı diye de bu memleketin asli kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimizle kalbinin kırılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Şimdi öyle bir hale getirdi ki daha düne kadar Serok Davutoğlu bugün öyle bir hale getirmiş ki terörle mücadele diye bütün Kürtleri bu memleketten koparmaya çalışıyor. Buna da müsaade etmeyiz. O kadar yurtsever Kürt var ki bu topraklarda. Biz birlikte yaşıyoruz ya. Sizin ihtiraslarınız yüzünden bu ülkenin dağılmasına müsaade etmeyiz. Öyle bir yere getiriyor ki birlikte yaşama irademizi yok ediyorlar. Buna da asla müsaade etmeyeceğiz. Ve yine söylüyorum. O civan gibi çocuklar var ya, hepsi yoksul Anadolu çocuğu, şehit çocukların evine bakın. Bir vatan evlatlarının evine bakın, bir de bakan evlatların ayakkabı kutusuna bakın. Bir vatan evlatlarının çektiklerine bakın, bir bakan evlatlarına bakın. Ve ya kardeşi kardeşe düşman ettiler, birbirimize kem gözle bakar olduk, iç barışımızı bozdunuz. Allah sizi bildiği gibi yapsın, bugün gittim. Bak burada işçiler var. O yakta işçiler. Bu işçiler gidiyor diyor ki zam istiyoruz, geçinemiyoruz, açız kardeşim, çocuğum aç, kendim aç, kiramı isteyemiyorum diyor. Aha da bu çocuklar. Bugün polislere anlattım. Baktım onlar da üşüyor, onlar da güvenlik emekçisi, onların da durumu çok zor. Bakın 72 saat Gezi'de karşımızda beklettiler. Ya gıda bile vermiyorlar. Tazminat hakları yok. Bir 3600 istediler, onu da alamadılar. Şimdi bunlar polisi bu kadar kullanıyor, hiçbir hakkında verdikleri yok. Şimdi yaprak gibi döküyorlar uzman çavuşlarımızı, polislerimizi, güvenlik emekçilerimizi. Onlar da bu vatanın çocuğu, o polisler de bu vatanın çocuğu. O fabrika Fransız. Havalimanı şeye geçmiş Fransızlara. Sigara şirketleri İngilizlerde. Bankalar Amerikanlarda. Yatırım fonları bütün memleketi almış. Biz milliyetçiliğimizi birbirimize düşmanlık üzerinden tanımlıyoruz. Kardeşim bölecek vatanımız kalmadı ki. Vatan yabancıların eline geçmiş. Satanlar da bu hainler. Hangi hainler? Rezanın önüne yatan hainler. Hangi hainler? Çikolata kutusuna, çelik kasalara, ayakkabı kutularına bu çocuk kirasını ödeyemiyorken çocuk diyor ki çocuğum ameliyat oldu, para toplayamadım, gittim arkadaşlarından topladım. O çocuğun ameliyat ettiremezken öbürü kira ödeyemiyor, aralarında bölüşmüşler. Bu çocukların hakkını o ayakkabı kutularına dolduranlar, sizler vicdansızsınız. Sizler ahlaksızsınız. Sizi de bu yargıdan kaçıranlar var ya, o eski 300 küsürlü AKP milletvekili vardı. Ya siz nasıl yatacaksınız? Bu memleketin yüzüne nasıl bakacaksınız? Zulm ile abad olan var mı? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bulmuşsunuz bir Recep Tayyip Erdoğan. Hepiniz vicdanınızı ona teslim etmişsiniz. Görmüyor musunuz? Rüşvet yiyor. Katillik yapıyor. Şu Karaman'daki olaya bakın. Bu mu Müslümanlık be? Çocuklara tecavüz ediyorlar. Siz çıkıyorsunuz. Kıkırız çıkmıyor be. Kıkırız çıkmıyor. Bir de utanmadan, arlanmadan çıkıyorsunuz. O vakfı savunuyorsunuz be. Valileriniz talimat veriyor. Bu mu İslam dini? Çocuğundan tarih olan alçaklara mı kaldı bu din?
ne bu dini, ne bu halkı, ne bu vatanı bunlara bırakmayacağız. Bakın görürsünüz. Bunlar 10.000 kişi. Topu topu 80 milyon insan içinde 10.000 kişi. Bizi bu hallere düşürenler, onun kirasını yiyenler, onun çocuğun hakkını verenler, Berkin Elvan'ı vuranlar, Ali İsmail'i öldürenler, Suriye'de zulmedenler, Aylan bebeği gömenler, Brüksel'de kan akıtanlar. Kimsiniz? Siz kimsiniz ki dünyanın başına bela alıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'mış. Artık buraya kadar geldi. Bana diyorlar ki Aykut Erdoğan'ı sokağa çıkarıyormuş. Biz şimdiye kadar bu cumhuriyeti kurduk. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bir sabah kalkar eşimizle çocuğumuzla vedalaşırız gerekirse. Ama biz istiyoruz ki bu vatan çok zor durumda. Perişan ettiniz bu vatanı. Bu vatanı birlikte tutalım diye. Ve bugün ben bakıyorum şu PKK bayrağı başımızda olmasaydı var ya bunlar duramazdı. Abdullah Öcalan diyor ya onu iktidarda ben tutuyorum. Şimdi şu yaptıklarıyla iktidarda tutuyorlar. Çünkü öyle bir bela olmuş ki milletin başına. Bu sefer şehit kanı üzerinden yolsuzluğunu aklamaya çalışıyor. PKK çocuklarımızı vuruyor. Bu da PKK'yı gösterip kendisine çekmeye çalışıyor. Ne PKK, ne AKP, ne IŞİD bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Hesap soracağız.